Anne dur ya dur. Ekmeği ısıtayım mı? Bu bayatlamış. Isıtayım da öyle. Yok oğlum ne bayatlayacak ya? Sabah aldık o ekmeği. Sabahtan öğlene ekmek mi bayatlamış? Ver ben yerim. Köfte. Yapma. Ne? Hayır köfte. Oğlum bir dur. Bir dur ya bir yapma ya. Ya Erkut ne yapıyorsun? Ya dur. Oğlum bir beni rahat bırak ya. Beni rahat bırak. Tamam ya Allah Allah. Sen şimdi şey yapma diye. Şey yapmıyorsun ya. Ben ondan şey yapıyorum yani. Heh. Yarın işin hallolduktan sonra şey yapmayı görürüm ben. Ya anacığım o da iyiliğinden şey yapıyor yani değil mi? Şey olduğundan değil yani. Hiç. Hayırdır ya? Neyi ne yapıyorsunuz sabahtan beri ya? Şey yapma aşağı, şey yapma yukarı. Yok ya ne? Bir şeyler mi karıştırıyorsunuz size? Bir şey yapmıyoruz. Şifreli mi konuşuyoruz? Yok hayır ya. Hayır ya tövbe niye öyle bir şey yapalım yok ya. Ya Rıza'cığım kolayımıza geliyor da o yüzden şey deyip duruyoruz. Şey yaptığımızdan değil yani. Ne bileyim vallahi o şeyi hepiniz anladınız da ben anlamadım. Vallahi o da senin şeyin abi. Ne diyelim sana şimdi yani? Sen de git şey yap, şey olmasın. Şimdi ben seni bir şey yaparım. Yapma. Erkut. Samet, bu nasıl olmuş? Güzel, güzel de canım. Sanki biraz fazla parça kullanmışsın. Yani şimdi fazla parça, ayrı para, ayrı parada fazla masraf demek olmaz. Samet, sen de her şeye karışıyorsun ya. Benim yaratıcılığıma ket vurma lütfen. Ya güzelim, sultanım sen yaratıcılığını kullan. Ama az parça kullan. Ay tamam, deneyeceğim. Ne yapayım? Kendim kadar ruhum da zengin. Ayşe, hı. Banner'ları hallettim şimdi. Aa. Bir bak istersen. Oldu bu iş. Ya. Bize inat yapıyorlar. Neyi? Kerem, seninle beraber koşturmamış mıydı babanın olayını? Tamam da Kerem benim için gelmedi ki. Muhsin Baba için geldi. Bence sadece Muhsin Baba için değildir. Ya bize ne? Neyse ne işte bize ne? İşine gelmeyince de bize ne diyorsun canım? Neyse ben bir kahve içeceğim. Bunlara da orada devam edeceğim. İyi. Dalmışsın gibi sanki. Yok. Samet, bu nasıl? He, bak ne güzel işte. Az parça kullanmışsın. Heh. Ben de bakayım mı be? Al bak. Hülya sen ne yaptın? Sen şimdi görürsün bakalım Kerem Efendi. Gonca ben evimden ayrılmak istemiyorum. Ne evi ya? Evlenince diyorum. Evimden ayrılmak istemiyorum. Ha, niye? Düşündüm de böyle en mantıklısı bu gibi geldi bana. Sen de mantıklı bir kadınsın. Ne demek istediğimi anlarsın diye düşünüyorum. Ama bu mantıklı değil ki aşkım. Niyemiş? Çünkü ben öyle olsun istemiyorum. Beni buna sen mecbur ettin. Bebeğim. Çiftler evlendiğinde kadın erkeğin evinde yaşar. Bak Samet abiyle Hülya'ya. Hülya evlenince ne yaptı? Samet abinin evinde yaşadı. Klasik evlilik kurumlarında bu böyledir bebeğim. Senin örnek çiftin Samet'le Hülya mı? Yani bu noktada evet. Vallahi ben evimden eşyalarımdan ayrılmak istemiyorum Gonca. Kusura bakma. Tamam hayatım, tamam. O zaman kartlar yeniden dağıtılıyor. Nasıl yani? Şöyle, sen benim sana sunduğum minimal, gösterişsiz, tatlı evlilik paketini beğenmedin. O zaman senin istediğin gibi olsun. Senin istediğin klasik evlilik paketini uygulamaya başlayalım o zaman. Vallahi mi? Vallahi.
Bak, gelinlik istiyorum en pahalısından. Neticede gelinliği erkek tarafı ödüyor, öyle değil mi? Düğün istiyorum en gösterişlisinden, en şatafatlısından. Gösterişin dibine vuracağım. Ama... Aması yok, kınası var. Böyle bilmem bir şey yalısında kına istiyorum. Binlerce kişi davet edeceğim. Çılgın bir parti gibi olacak. Omuzlarda taşısınlar istiyorum beni, böyle tahtlarda. Ne yalısı ya? Daha bitmedi, daha bitmedi. O şeyler var ya, bilezikler var ya, burma bilezikler. Ağır olanlardan. O altın burma bileziklerden istiyorum. Annenlere böyle liste vereceğim bana almasını istediğim takıları. Çok şatafatlı olsun istiyorum her şey. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum ama internetten araştıracağım canım. O klasik gelin şeylerin hepsini öğreneceğim. Her gün sana böyle bir şey getireceğim. Ha bu arada annenlere söyle, beni istemeye geliyorlar. Haftaya cuma. Samet abi ne yaptın ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?